Araf suresi 103. ayet. Sonra Musa'yı gönderdik. Aleyhissalatu vesselam ila Firavuna ve meleihi ve onun adamlarına. Fazalemu biha, zulmettiler. Fanzur keyfe kana akibetul mufsidin. Bak, fesatçıların akıbeti ne oldu? Firavun'un burada verdiği tepkileri Allah fesat olarak tarif ediyor. Gelen Resulü tanımamak, zulmetmek, yani onun sunduğu dosdoğru mesajı anladığı bildiği halde ikrar edeceğine, doğrulayacağına yok sayması en büyük zulüm örneği. Ve bu uğurda halkı baskı altına alması, çeşitli manevralar oluşturması, sihirbazlar vesaire planlar kurması, bunların hepsi birer fesat girişimi olarak tarif ediliyor. Öncesinde daha Musa'nın gelinmesi öncesi çocukların katledilmesi, kadınların sağ bırakılıp erkek çocukların yok edilmesi. Komple bunların hepsi Firavun'un uyguladığı fesat örnekleri. Allah akibete bak diyor. Sonuç ne oldu? Firavun'un kavminden diyenler oldu ki, hem de diyenler elmele, önde gelenler. Yani halkın sömürülen kesimi değil, halkın Firavun'un yönetimine destek veren, çıkar karşılığında destek veren ara tabaka. Firavun'un kendilerini yedirip doyurduğu, halkı baskı altına almak için araç olarak kullandığı tabakalar. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعَ. Çünkü parçaladı ki öylece yönetiyor. Yek parça olarak bütün halka zulmedemezsiniz. Firavun da o kadarını biliyor. Bir kısmını kayırıyor. O kayırdıkları üzerinden alttakileri sömürüyor. Şimdi o kayırdıkları rejime o kadar angajeler ki, yani rejimin başındaki adam hata yapacak olsa rejimin devamı için onlar katkı sağlıyorlar. Çünkü o kadar menfaat içerisindeler. Onlar demişler ki Firavun'a, etezeru Musa, Musa'yı bırakacak mısın? Ve kavmahu ve kavmini liyufsidu fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarmaları için Musa'yı bırakıyor musun? Katlet şunu. Yani onların nazarında Musa aleyhissalatu vesselamın Mısır'da yegane yaratıcıya ibadet mesajını, yegane ilah mesajını, bu davetini, tevhidi, Allah'ın mesajını alemlerin Rabbinden bir elçi olarak yaymaya devam etmesi Firavun'un meleği açısından baktığınızda bir fesat örneği. Onlar da böyle görüyor. Çünkü düzen bozuluyor. Yani düzenin kendisi fesat düzeni, ama onun bozulması da ikinci bir fesat gibi onlara göre. Yani ıslaha gidecek bir süreci bile fesat olarak görüyorlar. Bunu oturttuk. Niye? Çünkü bu oturmuş olan fesat düzeninde kendi çıkarları var. O çıkarları hatırına başkalarının zulmünü görmezden geliyorlar. Ve fesadı bu anlamda kendi gözlerinde tolere etmişler. Bunun da bozulmasına Firavun'dan daha fazla, kraldan daha kralcı bir adımla Musa'nın öldürülmesi için Firavun'u kışkırtıyorlar. اَتَذَرُ Musa وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاَلِيَتَكَ. Onu kışkırtınca o da dedi ki, قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاهُمْ. Öldüreceğiz onların çocuklarını. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Sağ bırakacağız kadınlarını yahut kadınlarını köleleştireceğiz. وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Merak etmeyin, biz onların üzerinde egemeniz dedi. Araf suresi 142. ayet. Tabi bu son okuduğumuz ayetteki fesat karşı tarafın kullandığı bir argüman olarak ilk ayette gördüğümüz fesada benziyor. Allah onlara fesat çıkarmayın dendiğinde, hayır biz ıslah edicileriz. Oradaki ıslah edici iddiasına kadar yersiz ise, tersinden ise, buradaki fesat da aynen o denli yersiz ve tersinden.